arkadaşlar. Bu genel tekrar videomuzda da milli mücadele hazırlık dönemini şöyle en önemli noktalarıyla bir tekrar edelim. Milli mücadele hazırlık dönemi biliyorsunuz 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basmasıyla başlar. 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirilmiştir ve milli mücadelenin başlangıcıdır. Artı Nutuk'ta 1919 yılının Mayıs ayının 19'unda Samsun'a ayak bastım ifadesiyle başlar. İlk etapta Samsun'a çıkış. Sonra Samsun mektubu ya da raporu bölgedeki karışıklığın sorumlusunun Rumlar olduğunu, tıpkı İzmir'in işgalinde olduğu gibi bölgede de Rumların haksız olduğunu ortaya koymuştur ki İzmir'in işgaline ilk tepkiyi vermiştir. Sonra Havza Genelgesi. Havza Genelgesi dediğimizde işte temel mantığında milli mücadeleyi organize etmek, milli birlik beraberliği sağlama amaçlarını dayanmaktadır. İşgallere karşı protesto mitinglerinin yapılması, protesto telgraflarının çekilmesi ve şuna dikkat, protestolar sırasında azınlıklara kesinlikle zarar verilmesini istememiştir. Neden diye sorulur. Çünkü azınlıklar zarar görür ise bu neye yol açacaktır? İşgallerin artmasına, itilafların 7. ve 24. maddeleri kullanmasına yol açabilir idi. Sonrasında ne var? Çok önemli bir belge olan Amasya Genelgesi, Kurtuluş Savaşı'nın amacı, yöntemi, gerekçesinin açıklandığı, ihtilal beyannamesi niteliği taşıyan Amasya Genelgesi. İşte İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir gerekçe. Yine milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amacı ve yöntemi. Bu maddeler size sorularda verilir. Bu neyi gösterir diye sorulmaktadır. Tabii ki milletin geleceğine kendisinin karar vermesi, yönetim sisteminin değişeceğine, saltanatın ileride kaldırılabileceğine, bu yüzden bu madde, bu belgeye ihtilal beyannamesi özelliği de kazandırmıştır. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bununla birlikte Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta bir milli kongrenin, ulusal kongrenin yapılması, Erzurum Kongresi'ne katılacak olanların Sivas Kongresi'ne de katılması gerekliliği, kongreye katılacakların her sancakta 3'er kişi seçilmesi ve bunun gizli tutulması istenmiştir. Aynı zamanda şu da çok önemli, temsil heyetinden ilk kez burada bahsedilmiştir. Sonra ana bir karakter olarak diğer olayımız Erzurum Kongresi. Tabi Mustafa Kemal Erzurum Kongresi öncesinde askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Erzurum sivil olarak katıldığı ilk faaliyettir. Süreç itibariyle toplanış amacı bölgesel, aldığı kararlar ulusaldır. İlk kez manda ve imha reddedilmiştir. İlk kez misak-ı milliden, milli sınırlardan bahsedilmiştir. Seçimlerin yapılması ve Uluslar Meclisi'nin açılması kararlaştırılmıştır. Temsil heyeti Doğu Anadolu'yu temsilen burada kurulmuştur arkadaşlar. Ve yine doğudaki cemiyetler, yararlı cemiyetler birleştirilmiştir. Sonrasında Sivas Kongresi, tabi Sivas Kongresi'ni engellemeye çalışan Elazığ Valisi Ali Galip ve Ankara Valisi Muhittin Paşa'ları da söylemiş olalım. Sonrasında Erzurum'la eşdeğerdir ama her açıdan ulusal kongredir. Manda imaya kesin olarak reddedilmiştir. Tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bakın bunlar kıyaslama, yani farklılıkları nelerdir, benzerlikleri nelerdir diye sorular da çıkıyor. Yine bu süreçte İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır halkı bilinçlendirmek için. Temsil heyeti tüm yurdu temsil eden bir hükümet şeklini almıştır. Bu bilginin örneği nedir diye sorulur. Batı cephesindeki Kuvayi Milliye'nin başına Ali Fuat Cebesoy'un atanması, yürütme gücünü kullandığını, hükümet gibi çalıştığının bir göstergesidir. Bu da sorularda sıklıkla çıkar. Bir de General Harbert vardır. Harbert raporu vardır. İşte bölgede bir manda yönetiminin kurulamayacağını Amerikalı general açıklamıştır ve bölgenin Türk yurdu olduğunu da açıklamıştır. Bunun gibi bir de ikiz kardeşi vardır. Daha önce Amiral Bristol raporu. Amiral Bristol raporu da Batı'da Rumların haksız, Türklerin haklı ve Batı Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu söylüyordu. Bristol ve Harbert raporları milli mücadelede Türk haklılığını ortaya koyan iki önemli belgedir. Bunu da araya sıkıştırmış olan. Sonrasında Amasya görüşmeleri yapılacaktır. Tabi Sivas Kongresi sonucunda damat Feyd hükümeti istifa edecek, yerine Ali Rıza Paşa hükümeti gelecektir. Bu da İstanbul'a karşı kazanılan ilk siyasi zafer olarak kabul edilir. Amasya görüşmelerinde seçimlerin yapılması, meclisin açılması, meclisin İstanbul dışında açılması en çok konuşulan konular olmuştur. Önemi nedir?
Amasya görüşmeleriyle ilk kez İstanbul Hükümeti temsil heyetinin varlığını tanımıştır. Seçimlerin yapılması, mebusların seçilmesi ki Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması noktasına doğru gidiyoruz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması dediğimizde arkadaşlar Mustafa Kemal vekillerden 3 istekte bulunmuştur. İşte meclis başkanı olması, bununla birlikte misak-ı milli kararlarının kabul ettirilmesi ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin müdafaa-i hukuk grubunun kurulmasıdır. Ama işte meclis başkanı Mustafa Kemal olmamıştır. Müdafaa-i hukuk yerine bilgi sorularını çıkar Felle-i Vatan diye bir grup oluşturulmuştur. Sadece misak-ı milli kararları 28 Ocak'ta kabul edilmiştir. Misak-ı milli kararları doğudaki Evliye-i Selase dediğimiz Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya, İstanbul ve Boğazların durumu, Osmanlı borçları, kapitülasyonların kaldırılması gibi çok önemli konulardan bahsederken yönetim şekli, rejim hiçbir şekilde bahsedilmemiştir. Hangisi bahsedilmiyor diye karşımıza çıkar. Tabii ki sınırlar da çiziliyor. Hatta yine söyleyelim, Batı Trakya, Kars, Ardahan, Batum ve Arap ülkelerinde, Arap memleketlerinde referandumdan da bahsedilmiştir. Bununla birlikte bu kararlar itirafların çıkarlarıyla ters düştüğü için ne olmuştur? 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edilmiş, meclis kapatılmış, milletvekillerinin bir kısım Malta'ya sürülmüş, kaçanlar Anadolu'ya geçebilmiştir. Ki bu olay sonucunda Mustafa Kemal de yeniden seçimlerin yapılması ve Ankara'da yeni bir meclisin açılmasını dile getirmiş ve TBMM açılmıştır. Bakın şu kalıpta çok çıkar karşınıza. Der ki, kapatılan Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden kaçan üyeler 1. TBMM'ye de kabul edilmişlerdir. Bu neyi gösterir? Halk iradesine, milli iradeye saygıyı gösterir. Sorularda sıklıkla çıkmakta. Biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de 1. TBMM açıldı. Açıldığında bir anayasası yoktu. Çalışma esasları belirlendi. Ki çalışma esaslarına baktığımızda özellikle TBMM üzerinde hiçbir güç yoktur ifadesi önemlidir. Hükümet kurmak zorunludur ifadesi önemlidir. Burada İstanbul hükümetinin, padişahın ve itirafların tanınmadığının bir kanıtını görüyoruz bu maddeler içerisinde. Bununla birlikte tüm kanunsal düzenlemelerin TBMM'ye ait olduğu da vurgulanmıştır. Bunlar yine TBMM'nin açılışındaki önemli noktalardır. İşte seçimler 2 yılda bir yapılacaktır gibi ifadeler de yer alıyor. Bununla birlikte yine 1. TBMM dediğimizde kurucu meclistir. 21 devlet kuracak ve 21 anayasasını hazırlayacak. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan meclistir. İhtilal meclisidir. Mevcut düzeni kaldırmıştır ki yaptığı tek inkılap çok sık çıkıyor. Saltanatın kaldırılmasıdır. Partiler yoktur, gruplar vardır. Siyasi partileşme vatanın kurtuluşuna tehlikeye sokabileceği için partileşmeye izin verilmemiştir. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunları unutmayın. Ki 1. TBMM dediğim gibi Kurtuluş Savaşı sürecinin meclisidir. Ki Doğu, Güney ve Batı cephesindeki tüm savaşlar, yani 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya, İçeri Sakarya, Büyük Taarruz, Mudanya, Lozan Antlaşması'na heyet gönderen 1. TBMM'dir. Ki Lozan'a heyet gönderen, Lozan'da imzalayan 1. TBMM ama onaylayan 2. TBMM'dir. Bu ayrıntıya da dikkat edin. Tabii TBMM'ye karşı da çeşitli isyanlar çıkmıştır. Amaç temelde TBMM'nin otoritesini, gücünü yok etmektir. İşte nedir? İstanbul hükümetinin çıkardıkları Ahmet Anzav'ı Kuvayi İnzibatiye, İstanbul ve itilafların ortaklaşa çıkardıkları Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Afyon'da Çopur Musa, Konya'da Delibaş Mehmet isyanı, Yozgat isyanı, Urfa'da Milli Aşire isyanları gibi. Artı yine azınlık isyanları dediğimiz Rum Ermeni isyanları vardır ve Kuvayi Milliyecilerden de düzenli orduya katılmamak için Demirci Mehmet Efe, Çerkez Ethem isyanlarını görüyoruz. İsyanlara karşı 1. TBMM ne yapmıştır? Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarmıştır. İstiklal mahkemeleri kurulmuştur. Düzenli orduya kuruluşuna hız verilmiştir. Bir de İstanbul Müftüsü'nden işte Milli Mücadele grubunun vatan haini olduğuna dair alınan fetvaya karşı Ankara Müftüsü ve 150 din adamından alınan imzalı yazıyla, ki başlarında biliyorsunuz Rıfat Börekçi var, İlk Diyanet İşleri Başkanımız,
Asıl işte vatan hainliğini İstanbul hükümetinin yaptığına dair fetva da yayınlanmış idi. Sürece devam edersek arkadaşlar, Sèvres Antlaşması'nı görüyoruz. Ama 10 Ağustos 1920 İngiltere, Fransa, İtalya tarafından İtalya'nın Sanremo şehrinde Sanremo Konferansı ile hazırlanıp Fransa'nın Sèvres kasabasında imzalatılan, Osmanlı adına imzalayan saltanat şurasıdır. Sèvres Antlaşması işte Mondros'tan da hatırlayacağınız gibi işte Batı Anadolu'nun Yunanlar'da, Güney'in İtalyanlar'da, Antep, Urfa, Maraş, Adana, Suriye, Fransızlar, Irak, İngilizler, Doğu'da bir Ermeni devletinin yer aldığı, Boğazların itiraf devletlerince oluşturulan bir komisyon tarafından yönetildi. Türkiye'nin bulunmadığı, Osmanlı ordularının 50.700 kişiye indirildiği, ağır silahlarının olmadığı, Osmanlı'nın savaş tazminatı ödemesini isteyen bir antlaşmadır. En temel özelliği biliyorsunuz Ölü Doğan Antlaşmadır. Tıpkı Edirne Seged'in, tıpkı Hagia Stefanos gibi imzalanmasına rağmen yürürlüğe girmemiştir. Halk onayından, meclis onayından geçmemiştir. Bu süreçte arkadaşlar bir de 5 Aralık 1920'de Bilecik görüşmeleri vardır. İstanbul hükümeti ile TBMM arasında gerçekleşmiştir. Hatta bazı üyeler, İstanbul'dan gelen bazı üyeler Ankara'ya da götürülmüştür. Ki arkadaşlar Bilecik görüşmeleri Amasya görüşmelerine benzer. Amasya görüşmelerine nasıl İstanbul hükümeti temsil heyetini ilk kez tanıdıysa, Bilecik görüşmelerinde de İstanbul hükümeti TBMM'yi tanımış oldu. Özetle milli mücadele ya da Kurtuluş Savaşı hazırlık süreci bu şekilde arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.